Ve ilk hücum Fenerbahçe ve Kun'un. Şimdi Cenk Akyol çıktı, topu aldı. Cenk adımladı da Tomen üzerine atışı. Çemberi değmiyor top. De Colo hızlı geldi bu sefer. Nando De Colo çok güzel bir pas fake'in ardından boşluğunu diye atıyor. Westerman, Gigi Datome, Cenk Akyol savunuyor onu. Yeniden Datome. 3 sayılık atış geldi. Ve isabette geliyor. Nando De Colo'dan. 5-0'la başladı Fenerbahçe Beko. Bell Williams, Samet Verioğlu'nun üzerine gitti. Alçak post atışı, çembere değmedi Ramazan. Ramazan Tekin pozisyonu bitiriyor. Şimdi içeride Nando De Colo. Westerman'ın asisti. Şimdi Bell Williams alçak post atışı kaçtı. Yunus boş kaldı. 3 sayılık atış Yunus Akçay'da isabeti buluyor. Ahmet top içeride ama Yunus'a bir asist oldu içerisi. Yunus Akçay. İki kişinin arasında kaldı yine Yunus. Ve top kaybı geliyor. Şimdi Derek Williams maçta bitirdi. Pasta nefis. Westerman arkasından geçiriyor. Derek Williams için. Westerman topu aldı. Mehmet Yağmur arkasına aldı Leo Westerman. Diğer tarafta Gigi Datome. Nando De Colo son 5 saniye hücum süresinde. Gigi Datome 3 sayılık atış. Datome'nin üçlüğü geliyor Fenerbahçe Beko'da. Nando De Colo. Şimdi Gigi Datome 3 sayılık atışta Datome'den isabet buluyor Gigi Datome. Nando De Colo perdeyi kullandı. De Colo potaya gitti. Ters turnikeyi atıyor Nando De Colo. Yunus Akçay potaya gitti. Harika bırakıyor Yunus Akçay. Çok doğru yere girdi. Zor bir pozisyonu bitirmeyi başardı. Williams. Şimdi işte maça rahat bir basket şansı tanıyor. Bola istediği iç cephesi. Boyalı lans olmasında çok problem arttı çünkü. Ali Muhammed yeniden orta mesafeli şutu isabeti buluyor Ali Muhammed. Geldi de Tome dışarıda Ali Muhammed. 3 sayılık isabet geliyor ondan ve fark ona çıktı. Mola İTÜ'den. Mehmet Yağmur top kaybı Ali Muhammed'de kaldı. Ondan Melih Mahmutoğlu'na. Melih Mahmutoğlu basket geliyor. Bell Williams, Berkay'ın üzerine gitti, olmadı. Kerem tipliyor, Kerem gönlümü basketi. Şimdi Melih. Bir üstelik isabet daha geliyor Melih Mahmutoğlu'ndan. Semih hızlı geldi, Semih blok geliyor Ahmet Güverioğlu. Top kaybı olacaktı. Son anda yeniden müdahale etti Yunus o topa. Daryl Williams dışarı çıkarmak isterken Westerman araya giriyor. Ondan Melih Mahmutoğlu'na. Melih Mahmutoğlu'nun turnikesi geldi. Westerman diğer tarafta Melih bomboş kaldı. Melih Mahmutoğlu üçlüğü gönderiyor. Şimdi Cenk Akyol. Ramazan'a ilginç bir pas. Ve Ramazan tekli basket geldi. Perdeye geldi. Williams kendisine kalmıştı. Şimdi Ramazan da ikili oyunu denemesi. Ramazan topu alamadı. Derek Williams'a kalıyor. Ahmet Güverioğlu maçta bitirdi. Ahmet Güverioğlu. Semih Derek Williams'ı karşısına aldı. Üzerine gitti şimdi. İçeriye pası Ramazan'a. Ağır beklentisi var. Oyun devam ediyor. Şimdi Westerman atış kaçtı. Ahmet Güverioğlu reboundu almaya çalışıyor. Derek Williams da kaldı. Onun pası Nando De Colo basketi atıyor. Yunus Akçay. Yükselik atış Yunus'a isabet geldi. Çok güzel kurtuldu rakibinden. Bell Williams.
Ayak çizgide iki sayılık isabet geliyor Nando De Colo'dan. Nando De Colo'dan üç sayılık atış isabet geliyor. Çok zor pozisyonda Kerem Gönül tepesindeyken isabeti buldu De Colo. Böylece 19 sayı ulaştı maçın en skorerisini Nando De Colo. Nando De Colo, şimdi Ali Muhammed. Perdeyi kullandı, Kerem Gönül karşısına kalmıştı. De Colo potaya gidiyor. Turkey'i bırakıyor Nando De Colo. Yunus Akçay, şimdi Kerem. Bir pas hatası, bir top kaybı oldu. Nando De Colo çok güzel geçti. Şimdi Gigi Datome. 3 sayılık isabet geliyor Gigi Datome'den ve Sigortam.net İTÜ molası geldi. Ya bu dribbling hareketi çok bilinen bir hareket. Hani çok yeni bir şey değil. Ama bu süratteyken ve o zamanlamayla yapıp üzerine bu pası vermek hakikaten küçük bir gösterici sundu bize Fransız oyuncu. Kolhaf. Kolhaf'ın basketi geldi. İkinci basket maçta Kolhaf'ın. Yunus bir foul bekliyor Ali Muhammed'in baskısı sırasında. Ama hakemler aynı konuda değil. Gigi Datome. Şimdi Nando De Colo. İki maç içeri devrildi. Köşede Derek Williams. 3 sayılık isabet geliyor Derek Williams'tan. Kerem köşeye bıraktı. Yunus şeye girmek istedi. Top yine onun elinde kaldı. Atış kaçırdı ama. Vladimir Şitim açtı. Paslaştı neredeyse. Maçta üzerinde kaldı. Derek Williams araya giriyor. Nando De Colo topu yine güzel aldı. Ve basket faul geliyor. Bu Fransız-İtalyan işbirliği yalnız. Bütün güzel asistleri De Colo Datome'yi yapıyor. Yani ligde Fenerbahçe'den daha mütevazı kadrolarla oynasalar bile yine de hücumda çok zorlanacak. Bu kadronun hücum performansı Süper Lig'e yeterli değil. Ve Williams rebound'u aldı ve pozisyonu bitirdi. Nando De Colo son 8 saniye hücum süresinde Ali Muhammed Ramazan Tekin karşısında üzerine gitti. Şimdi işte maç De Colo ekstra paslar üst üste de Williams üçlükle bitirdi. Berkay. Şimdi Egehan, Ali Muhammed. 3 sayılık isabet, bir tane de ondan geldi. Bell Williams topu aldı. Bell Williams, 2 sayılık atış ondan. İsabet geliyor Daryl Williams'tan. Egehan, turnikeyi tamamlıyor. Turnikeyle basketi atıyor. Son anda çıkardı. Berkay Can'dan üçün arasından basketi attı. Çok zor bir pas ve çok zor bir yerden çıkardı Berkay. Çok güzel pas. Harika pas. Yunus Akçay'dan. Öncesinde potunun altına çarptı. O ihlal değil. Egehan Arna 3 sayılık isabet geliyor Egehan Arna'dan. Dale Williams son 5 saniye hücum süresinde basket faul geliyor. Ekrem Sancaklı faul yaptı. Egehan. Ekrem. Ekrem'den evet. De üçlük geliyor. Böylece bütün oyuncular skora katkı sağladı Fenerbahçe Beko'da. 12 oyuncunun tamamı skora dahil oldu. Sarı lacivertlerde senin de söylediğin gibi. 90-57 Fenerbahçe Beko Sigortam.net İTÜ'yü mağlup etmeyi başarıyor ve sezona galibiyetle başlıyor Sarı Lacivertler Ligi'nin yeni takımı karşısında.